Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi yine Seradok'la ok beraberiz. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ee, Süper Lig'le başlayalım. Fenerbahçe hafta sonu Kasımpaşa'yı Salai'nin son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başardı. Böylece 3'e 3 yaptı ligde. Nasıl bir müsabakaydı? Neler ön plana çıktı sence? Ya valla, ya normalde Fenerbahçe övmemiz gerekiyor 3'e 3 yapmasıyla alakalı. Kasımpaşa gibi bir takımı yenmesiyle alakalı övmemiz gerekiyor. Ee, ama oyun anlamında yani Fenerbahçe ortaya bir şey koyamıyor. Ve şöyle bir durum var. Bu kadar belirsizliğin içinde yani Matsun İsmail Hoca bir şey söylüyor ayrı bir gündem. Başkan eleştiriliyor sürekli. Hoca gelecek seneki hoca belli değil tam büyük ihtimalle ama e, işte sakatlar şunlar bunlar vesaire derken e, son Slavya maçında da zaten takımı gördük ruh halini yani e, iyice kopmuşlardı. Buna rağmen alınan galibiyet müthiş. Ama nedense 3'te 3 üç yapan bir takımla ilgili olumlu konuşmamız gerekiyor. Konuşamıyoruz yani. Ve ben hani etrafımda da birçok kişiyle konuşuyorum, sohbet ediyorum. Fenerbahçe'de arkadaşlarım, dostlarım var. Zaman zaman kulüp içinde de ya da camia içinde de. Ya takım 3'te 3 üç yapmış. Kasımpaşa gibi bir takımı yenmiş. Hala bir eleştiri. Bunu da anlayabiliyorum. Bu nedenle e, Fenerbahçe'nin bir an önce şu belirsizliklerden kurtulması, takım başına kimin geleceği, İsmail Hoca'nın basın toplantısında gereksiz açıklamalar yapmaması, belki soracaksındır Arda ile alakalı vesaire. Artık insanları yormayacak bir takım hüviyetine kavuşması gerekiyor. Umarız yeni sezonda Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarını ve camiasını mutlu eder. Peki tüm bu olumsuzlukla eleştirilene rağmen ciddi bir ikincilik şansı doğdu Fenerbahçe'nin. Bu reel bir hedef midir? Fenerbahçe sezonu ikinci bitirirse bir başarı sayılır mı? Yani bence başarı ne biliyor musun? Bence başarı Arda Güler'in her maç oynaması, 90 dakika oynaması ve kendini her maç geliştirmesi. Bu ikincilikten daha değerli. Tabii ki ikincilik baktığında profesör açıdan vay, işte Trabzonspor ligi bitirmiş zaten ikinci olmuşsun geriden gelme. Bu şey demiyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin ikinci olması mı? Arda Güler'in Kasımpaşa maçında olduğu gibi oyundan çıkması mı diye hani sorduğun zaman Arda Güler her türlü ikincilikten daha değerli. Bu sene ikinciliği alırsın ama o Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonraki o süre kaybını telafi etmen e, kolay olmaz. Bu nedenle hazır böyle bir fırsat var. Bir krizi fırsata çevir. Bırak çocuk oynasın İsmail Hocam. Bırak sağ, be, sağ kanatta oynasın, ortada oynasın, altıda oynasın, sekizde oynasın, onda oynasın. Geliştirsin kendini gitsin orada bir ikili mücadeleye girsin, stoperlerden bir tekme yesin, omuz yesin, yere düşsün, kalksın, mücadele etsin. Anlatabildim mi? Ferdi'nin birebir Tahir Hoca yaşadığı durumun benzerine ihtiyacı var ama İsmail Hoca ikinciliğe odaklanmış durumda. Dolayısıyla hani ikincilik evet başarımdır başarıdır ama Arda Güler yedek kalacaksa ya da Arda Güler oyundan çıkacaksa bence başarı değildir. Tam da bu konuyla alakalı İsmail Kartal'ın basın toplantısında Arda Güler'le alakalı yaptığı açıklamada gündem oldu. 3 hafta önce Arda'yı kim tanıyordu e, dedi. İsmail Kartal'ın bu ikinci Fenerbahçe döneminde açıklama tarzı e, ve üslubu çok tartışıldı. E, bunu nasıl okumak gerekir? Ya şimdi şöyle İsmail Hoca, yani İsmail Hoca kendisinin bu konuda bir eksi olduğunu biliyor ve bunu <laughs> toparlamak istiyor. Yani nedir o? Futbol bilgisi, analizi vesaire burada bir problem yok zaten. Ama e, daha önce görev yaptığı dönemde de teknik adamken basın toplantılarındaki iletişim ile alakalı sıkıntıları olduğunu biliyor ve bence bunu geliştirmeye de uğraşıyor elinde kağıtlarla Hatta e, toplantıya geldi e, Ama başarısız Yani Dolayısıyla bu konuda kendini geliştirmeye devam etmesi e, mutlaka önemli olacak ama e, esas problem düşündüğünü ifade edememesi ve ne olursa olsun? bunun her basın toplantısında da bir neredeyse krize dönüşmesi. Fenerbahçe taraftarının tepkileri de zaten buna. Yani İsmail Hocam mesela şunu kabul etmeli. Orada Arda, Arda ile alakalı aslında söylemek istediği şey çok farklı ama şunu kabul etmeli. Evet benim basın toplantısı performansım iyi değil. Benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmekle alakalı çok fazla yeteneğim yok. Olabilir bu. Birçok insanda var. Hani futbolu bilip bilmemekle alakalı. Değil. Bunu kabul etmesi ...böyle bir problem yokmuş gibi davranmaması lazım. Başta bunu kabul ediyor, şimdi böyle bir problem yokmuş gibi davranıyor. Ve ortaya da bu tip kaotik durumlar ortaya çıkıyor. Peki farklı da bir gündem var. Ee, bir söylenti daha doğrusu. Ali Koç'un şu an yurt dışında olduğu ve Löv'le e, görüşmek üzere yurt dışına çıktığı söyleniyor. E, geçen haftalardaki sohbetlerimizde... E, Fenerbahçe'nin sezon bitmeden Löv'ü ya da yeni teknik direktörünü açıklayabileceğiyle ile evet. alakalı sohbetlerimiz de olmuştu. Almanca ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Trabzon maçı sonrası ben Löv ile alakalı nihai kararı bekliyorum. Yani imzalar atılacak, atılır, atılmaz neyse. Büyük ihtimal olma ihtimali yüksek benim aldığım bilgiler ama Trabzon maçından sonra ki süreçte yakın zaman içinde Löv konusuyla alakalı bence Fenerbahçe camiası net fotoğrafı görecek. Yönetimin hedefi bu. Yani Trabzon maçı bittikten sonra ben Sayın Başkan'ın yüz yüze son görüşme için Almanya'ya gitme ihtimali yüksek olduğunu biliyorum. Yine sağ dışından bir konu var. O da altyapıyla ilgili yaptığı açıklamalarla çok gündem olan yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu ayrılığın sebebi yani istifaya zorlandı mı, kendisi mi istifa etti bir detay var mı? Şimdi Alper Pirşen avukat. Kruse davasında da biliyorsun açıklamaları vardı. Şimdi aslında Alper Pirşan altyapıyla alakalı niye görevlendirildi? Bir kere esas soru bu. Hani Bir tecrübesi olduğunu bilmiyorum, zannetmiyorum. Ee, kuruse davasının kaybedilmesiyle alakalı eleştiri vardı kendisine çok fazla. Ki biliyorsun orada Fenerbahçe bir tazminatta ödemek zorunda kaldı. Şimdi rakamları resmi açıklamadı çok girmeyelim. Bu nedenle ben onun getirdiği bir e, ve bu eleştiriyle alakalı bir istifa olduğunu e, duydum. Bu da yeni bir durum değil. İki ay, iki, iki buçuk ay önce de zaten toplantılara gitmedi ve istifa edeceğini ettiği söyleniyordu. Ama Fenerbahçe yönetimi bu Alper Pirşam bunu Twitter'da sohbet olsun açıkladıktan sonra açıklama ihtiyacı hissetti. E yine yanlış bir iletişim stratejisi yani. Fenerbahçe İsak Vuralı kadrosuna kattı. E, bu futbolcunun transferi nasıl gerçekleşti ve bu tarz transferleri önümüzdeki dönemde daha çok görme ihtimalimiz ne, var bak mı mesela? Çok güzel bir transfer yaptı. Çok iyi bir transfer çalışması. İşte scout dersin, altyapı dersin ne dersen de ee, ya Fenerbahçe mesela ferdiyi getirdiği nokta çok önemli. Bak, aldı yatırım yaptı. ay 20 yaşında geldi. Geldiği nokta önemli. Elif Elması aldı, çok büyük paraya sattı. Ee, yani aslında fena işler de yapmıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla İSAK transferini yapman önemli de neticesini alabilecek misin? Ya da o oyun, Arda Güler mesela oynatabilecek misin? Esas sorun bu. Ama tabii ki keşfi, transfer edilmesi bir altyapı başarı, bir scout başarısı ama dediğim gibi üst yapıda başarı olmadan maalesef bu gençlerin de bir şekilde takıma dahil olması ya da süre alması oldukça zor hale geliyor. Bugün bile Arda Güler acaba sosyal medya baskısıyla mı oynadı diye soruluyorsa temel sıkıntı. Bu arada bizim bilmediğimiz yani bizim bilmediğimiz derken açıklanmayan Fenerbahçe'nin takip ettiği ikinci de bazı oyuncular olduğunu biliyorum. Alıyor. Tutarsa işte veriyor ikinci takıma. Tutarsa alacak kendi takımını. Ya bu konuda aslında hakkını vermek lazım. Fena çalışmıyor Fenerbahçe yönetimi ama tabii ki e, doğal olarak varsa yoksa A takımın başarısı. Peki son olarak da Trabzonspor müsabakasını konuşalım. Sanıyorum Fenerbahçe için sezonun en maddi hem manevi anlamda en önemli maçlarından biri de Hedef maç olacak Çünkü Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyor Fenerbahçe burada bir varlık göstermek isteyecektir diye tahmin ediyorum Heyecanlı da bir müsabaka olacak Nasıl bir Fenerbahçe görürüz Trabzonspor karşısında? Genel olarak nasıl bir maç bekliyor bizi? Sol beksiz ve sağ beksiz bir Fenerbahçe görürüz ya çünkü sol beki yok Fenerbahçe'nin. Sağ beki de bir tane Nazım var. Hani eğer hani o da olur, sağlam olursa ya da hoca oynatırsa. Hatta Hedrick'te hat de e, konuştuk ama e, ya zaten zor maç. Yönetim eleştiriliyor. İsmail Hoca eleştiriliyor. İsmail Hoca niye eleştiriliyor? Oyun kötü ama İsmail Hoca bir çıkıyor anlatıyor. Zendersin Bayern Münih oynuyor. Ondan sonra Arda'yı oyundan alması eleştiriliyor. Tercihler eleştiriliyor yönetimi eğer böyle bir kaotik durum var ve senin rakibin Türkiye'nin en güçlü rakibi ve rakibin en güçlü olduğu alanlar kanatlar ve senin kanat beklerin yok Novak Sakat İrfan Sakat a şey, e, Ferdi sakat özür dilerim Sakli bir tane var zaten çok zor maç yani. yani şöyle bir şey söyleyeyim Fenerbahçe öne geçerse şansı olabilir ama eğer Trabzonspor öne geçerse zaten insanlar gergin. E, ya futbolcular da panik yapıyor Kadıköy'de oynarken biliyorum yani top alırken tedirginler. E, umarız güzel maç izleriz. Söyleyeceklerim bunlar. Peki hem değerli bilgiler için hem keyifli sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir günden Fenerbahçe programında tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.